Meme büyütme ameliyatlarında genel olarak benim kullanmayı sevdiğim teknikler koltuk altı ve meme altı çizgisidir. Bunun dışında nadiren göğüs ucu etrafından da silikon protez yerleştiriyorum. Ancak benim favorilerim koltuk altı ve meme altı çizgisi. Yine nadiren göbek deliğinden de uygulama yapıyoruz ama bu biraz daha hastaların muayene bulgusu çok fazla uygun olmadığı için biraz daha oransal olarak az olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada seçimi nasıl yapıyoruz? Esasen hastanın istekleri bizim için çok önemli. Hastanın muayene bulguları bizim için çok önemli. Temel olarak ben herhangi bir hastayı ameliyat ediyormuş gibi değil de genel bilgiler vermek isterim. Eğer hasta işsiz bir ameliyat olmak istiyor ise o zaman hastalarıma birinci sırada önerim ya koltuk altından yapalım bu ameliyatı veyahut göbek deliğinizden yapalım. Koltuk altı hemen hemen her hastaya uygun olabilen bir tekniktir. Göbek deliği ise çok her hastaya uygun olmayan bir tekniktir. Koltuk altından bu ameliyatı yaptığımızda yaklaşık 1-1,5 cm'lik bir kesiyle yapıyoruz. Ameliyat süremiz ortalama 25-30 dakika. Total ameliyat süresinden bahsediyorum bu arada. Ameliyattan sonra hasta aynı gün bile taburcu olabilir. Çünkü özellikle göğüs büyütme ameliyatlarında her hastaya genel anestezi uygulamıyoruz. Lokal anestezi ve sedasyonla bu ameliyatları yaptığımız için hastalar genel anestezinin sıkıntılarından, ameliyat sonrası sıkıntılarından tamamen muaf durumdalar. Aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ameliyattan sonra özellikle bir flaster bandajla göğüs bölgesini, ameliyat bölgemizde sıkı bir bandaj yapıyoruz. Ve kullanacağı ilaçları, antibiyotiğini, ağrı kesicisini reçet ederek aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Göğüs altı çizgisinden bu ameliyatı yapmamız gerekir ise eğer, yine aynı şekilde lokal anestezi sedasyonla yapabiliyoruz. Nadiren hasta isterse genel anesteziyle yapıyoruz bu ameliyatı. Yaklaşık olarak ameliyat süremiz totalde 45-50 dakikadır. Ve ameliyattan sonra ameliyat bitiminde yaptığımız bu kesiyi estetik, kendiliğinden eriyen gizli dikişlerle kapatıyoruz. Ve yine ameliyat bölgemize, göğüs bölgesine flaster bandajlarla sıkı bir bandaj yapıyoruz. Hasta yine aynı gün taburcu olabilir. Kullanacağı ilaçlarını reçet ediyoruz, antibiyotik ve ağrı kesicisini. Ameliyatınızı yaptık. Bölge, yol hangisi olursa olsun. Ameliyattan sonra neler yaşayacaksınız? Özellikle bu ameliyattan sonra erken dönemde giderek hızla azalan şekilde çok hafif sızılarınız olabilir. Bunlarla ilgili olarak biz özellikle antibiyotik ve ağrı kesici kullanımını zaten size detaylı olarak tarif edeceğiz ve anlatacağız. Ameliyattan sonra özellikle yaptığım tüm ameliyatlarda hastalarımdan şunu rica ediyorum. Ne olur sürekli yatarak iyileşmeye çalışmayın. Olabildiğince fazla hareket edin. Göğüs büyütme ameliyatlarında ev içerisinde yürümeler, kendi kişisel ihtiyaçlarınızı kendiniz görmeniz sizin çok çabuk iyileşmenizi sağlayacak. Ameliyattan 2 gün sonra banyo yapmanıza izin vereceğiz. %99 diren kullanmayacağımız için herhangi bir sıkıntınız olmayacak, diren almamız gerekmeyecek. Ameliyattan sonra özellikle göğüs büyütme ameliyatlarında omuz hareketlerini bir süre kısıtlamak durumundayız. 90 dereceye kadar kolunuzu istediğiniz gibi kaldırabilirsiniz. Dirsekten istediğiniz hareketleri yapabilirsiniz. Parmak hareketlerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ancak omuz hareketlerinde 90 derecenin üstüne çıkan hareketlerde özellikle pektoral kas, yani sizde protezi yerleştirdiğimiz, altına yerleştirdiğimiz kas çok fazla eğer çalışır ise bu sizde ister istemez acınızın, sızınızın artmasına neden olur. Onun için 90 derecenin üstündeki omuz hareketlerini ilk günlerde size önermeyeceğiz. Çok ağır eşyalar taşımanızı, çantanızı valiz gibi doldurarak taşımanızı ilk günlerde istemeyeceğiz. Ameliyattan 3 gün, 4 gün, maksimum 5 gün sonra çok rahatlıkla iş yaşantınıza eğer hafif işler yapıyor iseniz dönebilirsiniz. Masa başı işler yapıyor iseniz dönebilirsiniz. Ameliyattan 2 hafta sonra özellikle masajlarımızı yapmaya başlayacağız. Bunları size nasıl yapacağınızı detaylı olarak ofisimizde, kliniğimizde anlatacağız, göstereceğiz uygulamalı olarak. Ameliyatınızın üzerinden bir ay geçtikten sonra arzu ettiğiniz her hareketi yapabileceksiniz. Arzu ettiğiniz her türlü sporu, her türlü egzersizi yapabileceksiniz. Ve finalinde
süper natürel neticeye kavuşacağız. Bu ameliyattan sonra yaklaşık olarak bir ay süreyle sporcu sütyeni kullanmanızı önereceğiz size. Özellikle ameliyatın tam olarak oturması için, özellikle ödemin, şişliğin tam olarak geçmesi için ortalama bir aylık bir zamana ihtiyacımız var. Ameliyatın üzerinden bir ay geçtikten sonra artık yeni iç çamaşırı alışverişiniz için sizi göndereceğiz. Ve arzu ettiğiniz gibi iç çamaşırı seçebileceksiniz. Ancak şunu özellikle müjdeleyerek vurgulamak isterim. Artık silikonlu, destekli, push-up şeklinde iç çamaşırlarına ihtiyacınız olmayacak. Arzu ettiğiniz her türlü iç çamaşırını rahatlıkla ve seksapalitesi de olacak şekilde kullanabileceksiniz.